Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde 4. sınıf kesirlerle ilgili problemleri öğrenmeye çalışacağız. Bir çokluğun tamamı verilmiş bir bölümü isteniyorsa sayı paydaya bölünür sonra pay ile çarpılır. Örnek üzerinde açıklamamızı inceleyelim. Bir şişedeki 750 ml zeytinyağının 5'te 3'ü kullanılmıştır. Buna göre şişede kaç mililitre zeytinyağı kalmıştır? Kesirlerle ilgili problemleri çözerken şekil çizmek her zaman bizlere iyi bir avantaj sağlar. Şöyle bir şişe zeytinyağı olduğunu düşünelim. Evet. Bu zeytinyağının 5'te 3'ü şöyle 5'e ayırıyoruz. Evet. 5'te 3'ü kullanılmış. Yani 5 parçaya ayrılmış. Ve 1, 2, 3 parçası kullanılmış. Şimdi şişedeki zeytinyağının tamamı 750 metre. Yani biz bütün zeytinyağının hepsini biliyoruz. 750'yi ilk önce yukarıdaki açıklamamızı hatırlarsak paydaya yani 5'e bölüyoruz. 7'de 5 bir defa var. 1 kere 5 5. 2 kaldı. Şimdi diğer basamağı indirdim. 25. 25'te 5 5 kere var. 5 kere 5 25 Ve son basamağımız 0'ı indiriyorum. 0'ı soruyorum. 0'da 5 yok. O zaman buraya bir 0 koyuyorum. Şimdi ben bir parçayı buldum. 150 ml Evet. 3 parça kullanıldığı için. 5'te 3'ü kullanıldığı için. 150 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 0. 0. 3 kere 5 15. Elde var. 1 3 kere 1. 3. Bir de elde. 4 450 mililitre kullanılmış. Fakat sorumun sonunda ne kadar zeytinyağı kalmış? Kaç mililitre zeytinyağı kalmıştır? Ben şu anda kullandığımız zeytinyağını buldum. O zaman 750'den bütün zeytinyağı miktarından kullanılanı çıkarıyorum. 450 mililitreyi. Evet. 300 mililitre zeytinyağı kalmış demek ki. Bu soruyu başka şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle şişedeki zeytinyağının 5'te 3'ü bittiyse yani kullanıldıysa kalan miktar 5'te 2'dir. Çünkü 5'te 3'ü kullanılmış. Bakın 2, 2 parça kalmış. 750'yi 5'e böldükten sonra isterseniz direkt 2 ile çarparak 300 mililitreyi bulursunuz ve böylece 3 işlem yerine 2 işlemle soruyu çözmüş olabilirsiniz. Ben sizlerin daha iyi anlaması için uzun yoldan yaptım. Şimdi diğer açıklamamıza bakalım. Diğer açıklamamızda bir çokluğun kullanılan kesir kadarı verilmiş, tamamı verilmemişse. Bu kez verilen sayı üstteki sayıya bölünüp alttaki payda ile çarpılır. Örneğimizi inceleyelim. 7'de 3'ü 45 tane olan kalemlerin tamamı kaç tanedir? Burada kalemlerin hepsini vermemişler. Sadece bir bölümünü vermişler. Hemen ilgili şekli çiziyorum. Önce bir bütün yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 parça için çizgilerimden yararlanıyorum. Evet, bir bütün bunu ilk önce 7'ye ayırıyorum. 4 5 6 ve 7. Bütünümüzün 7'de 3'ü yani 3 parçası 1 2 3 parçası şöyle 3 parçaya nokta koydum. Bu 3 parçamız 45 taneymiş. Şimdi ilk önce bir parçanın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ben 3 parçayı 45 olarak söylediği için 45'i ilk önce üstteki sayı olan 3'e bölüyorum. Amacım bir parçayı bulmak. 45'i 3'e böldüm. 4'te 3 bir defa. 1 kaldı. 5'i indiriyorum. 15'te 3 5 defa. Şimdi bir parçanın 15 kalem olduğunu buldum. Bir parçayı ulaştım. Şimdi kalemlerin tamamını bulmak için 7 parça olduğu için, altta 7 olduğu için bakın buradan da şekilden de görüyorsunuz. 15 ile 7'yi çarparsam, yukarıdaki açıklamayı da hatırlayın. Pay'a böldüm. Şimdi payda ile çarpacağım. Yani az önce yaptığım örneğin tam tersini uyguluyorum bir parçasını buldum. 15 ile 7'yi çarpıyorum ve bütün kalemlerin tamamını bulacağım. 7 kere 5 35. 35'in 5'i elde var 3. 7 kere 1 7. 3 de elde 10. Demek ki 105 tane kalem hepsi kalemlerimin tamamı 105 taneymiş. Problemlerimize devam ederek konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Birinci problemimiz bir kırtasiyeci 504 kalemin 7'de 4'ünü satmıştır. Buna göre satılmayan kaç kalem kalmıştır? Artık şekil çizmiyorum. Kalemlerin hepsini biliyorum. 504 kalem var. 7'ye böleceğim. 7'de 4'ünü sattığı için 7'ye böleceğim. Bir parçayı bulacağım sonra 4 parçasını sattığı için 4 ile çarpacağım. 504'ü ilk önce 7'ye bölüyorum. Aşağıdaki payda olan sayıya bölüyorum. 5'te 7 yok. O zaman 50'ye bakıyorum. 50'de 7 7 defa var. 7 kere 7 49. 1 kaldı. 4'e indiriyorum. 14 oldu. 14'te 7 2 defa var. 2 kere 7 14. Şimdi bir parçayı buldum. 4 parçasını sattığı için 72 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 2 8. 4 kere 7 28. 288. İşlemim bitti diye düşünmüyorum ve sorumun sonuna bakıyorum. Buna göre satılmayan kaç kalem kalmıştır? Ben şu anda satılanları buldum. Son olarak satılmayanları bulmak için bütün kalem sayısından 504'ten satılan 288'i çıkarıyorum. 4'ten 8 çıkmaz, komşu da yok, diğer komşu verdik buna verdik 14, 14'ten 8 çıktı 6. Burada 9 kaldı, 9'dan 8 çıktı 1. Komşuda 4 kaldı. 4'ten 2 çıktı. 2. Demek ki 216 kalem kalmış elinde. İkinci sorumuz üstteki sorunun daha farklı. Daha değişik, Tersi olarak şöyle düşünelim. 11'de 8'i 128 tane olan şekerlerin tamamı kaç tanedir? Burada şekilden yararlanacağım yine. Şöyle bir bütün çiziyorum. Onun e, ağzını kapatmıyorum. 11 parçayı ayırmak için 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve şöyle 11. Tekrar kontrol edeyim. 2 4 6 8 10 ve 11. 11 de 8'i 128 taneymiş. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 parçası şu kısım 128 taneymiş ve şekerlerin tamamını bulmamız isteniyor. Ama tamamını bulmak için ilk önce benim bir parçayı bulmam gerekiyor. 8 parçası 128 ise 128'i 8'e bölüyorum ve bir parçayı buluyorum. 1'de 8 yok. 12'de 8 bir defa var. 1 kere 8 8. 4 kaldı. Son basamağı indiriyorum. 48. 48'de 8 6 defa var. 6 kere 8 48. Şimdi şekerlerde bir parça olan şeker sayısını buldum. 16 tane şeker varmış. Şimdi tamamını bulmak için 11 parça olduğu için tamamı 11'e bölündüğü için 16 ile de 11'i çarpacağım ve şekerlerin tamamını bulacağım. 1 kere 6 6, 1 kere 1 1. 1 kere 6 6, 1 kere 1 1 topluyorum. 6 7 176 şeker varmış. Tamamı 170 176 taneymiş. Diğer kağıdımıza bakalım. Ayşe 243 sayfalık kitabın önce 9'da 5'ini, sonra 45 sayfasını okumuştur. Buna göre okumadığı kaç sayfa kalmıştır? Burada bir hayli işlem bizi bekliyor. 243 sayfalık kitabın önce 9'da 5'ini buluyorum. 243'ü 9'a bölüyorum. 2'de 9 yok. 24'te 9 2 defa var. 2 kere 9 18. 3 defa olsa fazla olur. 27 olur. 6 kaldı. 3'ü aşağı indiriyorum. 63 oldu. 63'te 9 7 defa var. 7 kere 9 63. Evet. Ve 5 parçayı bulmak için 27 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 7 35. Elde var 3. 5 kere 2 10. 3 elde 13. 135 sayfayı okumuş. Sonra 45 sayfa daha okumuş. O zaman 135 ile 45'i e, yanlış yazdım. Şuraya yazacaktım. Evet. Şöyle toplama işareti koyalım. 135 ile 45'i topluyorum. 5, 5 daha 10. Elde var 1, 4. 4 daha 8. 1 aşağıya. Yani Ayşe 180 sayfa okumuş. Ne kadar okumadığı ne kadar sayfa kaldı? Bütün kitabın sayfaları 243 sayfa olduğuna göre 180 sayfa okumuş. Çıkarıyorum. 3'ten 0 çıktı 3. 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 çıktı 6. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki 63 sayfa okumadığı kalmış. Okumadığı sayfa sayısı 63. Son problemimiz. Bir manav 675 kilogram elmanın 15'te 9'unu satmıştır. Manav elmaların kilogramını 3 TL'den sattığına göre kaç TL gelir elde etmiştir. Biz burada sattığı elmaların miktarını bulacağız. Sonra 3 TL'den sattığı için çarpacağız. İlk önce 675'i 15'e bölüyorum. 6'da 15 yok. 67'de 15 4 defa var. 4 kere 15 60 yapıyor. 7'den 0 çıktı. 7 0 Son basamağı indirdim. 75. 75'te 15, 5 defa var. 5 kere 5, 25. 5 kere 1, 5. 2 de elde 75. Evet. 15'e böldüm. 9 parçasını sattığı için 45 ile 9'u çarpıyorum. 9 kere 5, 45. Elde var 4. 9 kere 4, 36. 4 değildi Evet. 405 kilogram manav elmaları 405 kilogramını satmış. Bu 405 kilogramı da 3 TL'den sattığı için 405 ile 3'ü çarpmam gerekiyor. Kaç TL gelir elde ettiğini bulmak için. 3 kere 5 15. Elde var 1. 3 kere 0 0. 1 elde 1. 3 kere 4 12. Demek ki manav 1215 lira TL gelir elde etmiştir. Bu problemle dersimizin sonuna geldik. Sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum.